Hocam KYK yurtlarda neye göre değerlendirme yapılıyor diye 12 farklı kriter var ve 8 farklı bakanlıktan bilgileriniz alınıyor sevgili arkadaşlar. Daha sonra bunlar puanlama yapılıyor. 10.000 puan üzerinden işte 5.000 puanı gelir bilgisi, yani ailenin ne kadar geliri var, maaş geliri, taşınmaz yani kira geliri, tarla geliri vesaire. 3.000 puan da sıralamadan geliyor sevgili arkadaşlar. Yani sıralama KYK yurt önceliğinde etkili. 2.000 puan da adayın varsa engel durumu, işte kardeş öğrenci sayısı, anne babanın ayrı ya da boşanmış olması, sağ veya ölü olması gibi. Bunlardan da 2.000 puan kriteri var, değerlendirmesi var. Yani iki aday diyelim ki anne babası memur, kardeş sayısı da aynı, her şeyler aynı. İşte o zaman iki adayı birbiri arasında ayıracak olan ne oluyor? Sıralaması. Yani sıralamalar KYK yurtlarda önemli. 3.000 puan, yani yaklaşık %30'luk bir öneme sahip. Tabii ki Anadolu üniversitelerinde genellikle KYK yurt herkese çıkıyor. Bu kriterler nerede daha çok ön plana çıkıyor? Büyük şehirlerde, İstanbul, İzmir, Ankara gibi özellikle, ya da diğer büyük şehirlerde bu puanlama sistemi etkili oluyor. Ama onun haricinde Anadolu üniversitelerinde genellikle KYK yurt başvuran herkese çıkıyor. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.